Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda GTA San Andreas'ta gizli silah yerlerine bakmaya devam ediyoruz. Grove Street'ten başlattım. Hemen hızlıca ilk silahımıza doğru gidelim. İlk silahımız Ryder'ın bahçesinin arkasında bir yakın dövüş silahı. Bir kürek. Zaten bu küreği çoğu kişi biliyordur. Ben bunu göstermeyi unutmuşum. Ben de biliyordum bunu. Göstermeyi unutmuşum. Bu şekilde bir kürek Ryder'ın arka bahçesinden bulunabilir. Bu küreği aldıktan sonra ben de şu an Uzi var. Silahlar farklı çünkü ben bu silahları daha önce de aldım. Hemen şöyle diğer silahımıza da gidelim. Bu arada Ryder'ın evini bilmeyenler için de yine bir göstereyim. Şu an R işareti var zaten. Ben ilk görevi yaptım çünkü oyunu kaydetmem gerekti. R işaretinin olduğu yer Ryder'ın evi. Bu evin arkasından şey alabilirsiniz. Bu küreyi alabilirsiniz. Ondan sonra Grove'un bu ara sokak girişinden çıkıyoruz. Şöyle sola dönüyoruz o girişe doğru ve burada bir köprü var. Bu köprünün arasında şuradan inmek için yer var. Bu aradan iniyoruz arabamızla birlikte veya yürüyerek fark etmez. İndikten sonra şöyle bir arkaya dönüyoruz. Arkaya döndükten sonra şuradan çıkıyoruz. Buradan çıktığımızda bizi bir Uzi karşılıyor. Ben de Uzi'yi buradan aldım. Az önce buradan aldım yani. Hemen buradan Uzi'yi alıyoruz. Ondan sonra gitmemiz gereken yer GTA San Andreas'taki Los Santos'taki Grove Street'e yakın olan bar. Barda nasıl bir silah var diyebilirsiniz. Barda ıstakayı yani bilardo sopasını alabiliyorsunuz. Nasıl alabiliyorsunuz? Orada bilardo oynayan bir adam var ve o adamı öldürürseniz o kesinlikle ıstakayı düşürüyor. Ve siz de gidip o ıstakayı alabilirsiniz. Hemen hızlıca bara doğru gidelim. Şöyle barın hem nerede olduğunu da göstereceğim. Ayrıca şu az önce Uzi'yi aldığım yerin de nerede olduğunu göstereyim. Göstermeyi unutuyorum haritada. Şöyle gideyim. Burayı göstersem zaten direkt buradan bulabilirsiniz. Şöyle haritada gösteriyorum. Şu anda olduğum yer zaten direkt Grove'un dibinde olan bir yer. Tam şurası diyebiliriz. Buraya gelirsiniz buradan inebilirsiniz. Ondan sonra dediğim gibi hemen bara gidiyoruz. Küçük bir bar zaten barı bilen biliyordur. Bar öyle gösterişli bir bar değil öyle. Küçük bir yer. Zaten burayı bilen bir Deniz geldiği zaman buraya götürüyorduk genelde. Deniz, Karl'ın sevgilisi olan Deniz. Hikayede ilerleyince genelde buraya getiriyordu Karl veya oyuncular. Buraya geliyoruz. Buranın içine her zaman girilebiliyor. Sonra gelip burada bir tane şöyle bilardo oynayan adam olması lazım ama şu an denk gelmedik şansıma. Şurada var mı ona bakalım. Evet, bu adam. Bu adamı gelip öldürürseniz bakın ıstakayı düşürüyor. Bu ıstaka bence en iyi yakın dövüş silahı diyebilirim. Hem bayağı menzili uzun çünkü kendisi de uzun sopanın. O yüzden bence en iyi yakın dövüş silahı budur. Şunu nereden aldığıma gelirsek, bu adını söylemek istemediğim bu şeye gelirsek. Bunu da polis karakolundan aldım. Zaten polis karakolunda 3 tane mi 4 tane mi ne silah var, yakın dövüş var. Hemen onların yanına gidelim. Bu arada barı da haritadan göstermek gerekirse şu anda tam olarak buradayız. Şöyle yanıp sönen yerdeyim zaten, görüyorsunuz şurası. Gene Grove Street'e yakın. Şimdi polis merkezine gitmemiz lazım. Polis merkezi Grove'dan biraz uzak. Aynı bu bardan yola çıkaraktan siz de rahat rahat polis merkezini bulabilirsiniz. Aynı benim gittiğim yolları giderekten gidebilirsiniz veya oraya gidince haritada göstereceğim. Direkt haritadan da bakıp gelebilirsiniz. Hemen hızlıca gidelim. Artık ezberledim yani polis merkezinin yerini. Oyunculuk almaya gelirken hep bu yoldan geliyordum ve artık ezberledim dediğim gibi. Şimdi içeri girdiğimizde polisler peşimize takılacaktır. Yani içeri girdiğimizde değil de oradan silahı aldığımız zaman. Neyse, ben bir göstereyim. Şöyle haritadan bakacak olursak şu anda buradayız. Böyle bir tane şu çimenlerin su göletin olduğu yerdeyiz. Onun hemen karşısındaki şu beyaz bina polis karakolu oluyor zaten. Ve polis karakolunun içine giriyoruz. İçine girdiğimiz zaman şimdi silahları ben almayacağım çünkü aldığım zaman polisler peşime takılıyor. Sadece yerlerini göstereceğim. Şimdi burada bir şey yok. Buraya girmenize gerek yok. Öncelikle ilk kapıdan giriyoruz. Sağa dönüyoruz. Ve buraya yönüyoruz. Burada bakın bir çelik yelek var. Çelik yeleği almak sıkıntı değil. Burada bir tane job var. Bunu alsak sıkıntı olmuyor da şu an silah değiştirirsem sıkıntı olur. Tamam. Bir de buradan buraya baktığınızda adını söylemek istemediğim bu şey var. Ondan sonra geliyoruz. İlk kapıdan, sağ kapıdan çıktık. Şuralara falan bakalım. Burayı tam da ben de tam araştırmadım. Bakın burada bir tabanca varmış mesela. Bunu da alabilirsiniz. Ben almayacağım şimdi, dediğim gibi polisler peşime takılır. Şurada bir şey yok. Oraya isterseniz bakabilirsiniz. Onun dışında bir de pompalı var burada. Şöyle şu merdivenden çıkıp şu şekilde şu iki kapının sağdaki kapıdan girerseniz burada bir pompalı bulabilirsiniz. Dediğim gibi almayacağım.
Polisler peşime takılır. Ayrıca diğer kapıdan girince bir şey var mı bakalım, ben buraya bakmamıştım hiç. Yok, burası boş. Bu 3 veya 4 tane silah var. Bu bölümlük de bu kadardı ve final bölümüydü. Başta söyledim mi söylemedim hatırlamıyorum. Final bölümüydü bu arkadaşlar. Yani çok yoğun bir istek olmadığı sürece bu seriyi devam etmeyeceğim. Yeni yeni GTA San Andreas içerikleriyle karşınızda olacağım. Gizemlerdir vesaire. Veya tüm hileleri gösterdiğim bir video falan da çekebilirim. Neyse. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.